Evet Millet İttifakı dün aslında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin de yol haritasını açıkladı ki sürekli öncesindeki açıklamalarda bu vurgulanıyordu. Öncelikle hedef olarak. Şimdi o metinde neler var? Onlara biraz daha dikkatli bakalım madde madde. Metinde kuvvetler ayrılı, denge ve denetleme mekanizmaları, istişare ve uzlaşıya dayalı bir yönetim vurgusu yer alıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak Millet İttifakı sadece adayı açıklamadı. Ortak mutabakata varılan güçlendirilmiş parlamenter sistem geçiş süreci yol haritası da paylaşıldı. Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi part partilerin Genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de bu tabık kalmış bulunuyoruz. 6 partinin genel başkanları 12 madde üzerinde uzlaştı. Geçiş sürecinde Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistem ilke ve hedefleriyle mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. 5 Genel Başkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alacak. Geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları ve ofisler lağvedilecektir. Bakanlar ortak mutabakatla atanıp veya görevden alınacak. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırken istişare ve uzlaşı önemli olacak. Bakanların atanma ve görevden alınmaları mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığı kabinesine yetki ve görev dağılımı anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemlerle üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin işbirliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sonrası da yol haritasında belirlendi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın var ise siyasi parti üyeliği sona erecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra Yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi görev süresini tamamlayacaktır. Meral Akşener'in masaya dönmek için ileri sürdüğü İmamoğlu ve Yavaş şartı da yine yol haritasında belirlendi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır.